Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sizlere parça çikolatalı kurabiye, chocolate chip cookie tarifi vereceğim şimdi. Chocolate chip cookie'nin ana malzemeleri gördüğünüz üzere yağ ve şeker. Bir şey lezzetliyse yağlıdır, aksi düşünülemez. Bu acı gerçeği kabul ederek işe başlayalım. Bu kurabiyenin çeşitli şekillerini yiyebilirsiniz. Kimi kek gibidir, kimisi çok yumuşaktır, kimisi çıtır çıtırdır. Herhangi birisi için yanlış veya doğru demek yerinde olmaz. Bu izafi bir şey. Hangisini beğeniyorsanız onu yapabilirsiniz. Un miktarını arttırırsanız, yani dolayısıyla tereyağı ve şeker miktarını düşürürseniz daha kek gibi bir çikolatalı kurabiyeniz olur. Şeker ve yağ miktarlarını arttırırsanız da daha çıtır çıtır, daha yayvan kurabiyeleriniz olur. Yayvanlıkla ilgili bir konu daha var. Kabartma tozu ve karbonat meselesi. Karbonat yayar, kabartma tozu yukarıya doğru da çıkartır. Çünkü kabartma tozunun içerisinde karbonat zaten vardır. Yapımına gelirsek çok kolay bir yapılışı var. Ama önce malzemeleri sıralayayım. Malzemeyle zaten iyi olacağı muhakkak. Şüphesiz ki iyi olacak. Yapılış şekline gelirsek krem yapma tekniğiyle, yani tereyağı ve şekerleri krem haline gelene kadar çırpma tekniğiyle yapacağız. 2 tane şeker ve tereyağı güzelce KitchenAid'de çırpacağım. İyice rengi açılacak, beyazlayana kadar sabrediniz. Ardından yumurtayı ekleyeceğim. Tüm kuruları da birbirine karıştırıp 3 seferde tereyağlı yumurtalı karışımın üzerine ekleyeceğim. Son olarak da cevizleri kıracağım. Şu nefis aleti kullanacağım. Tavsiye ederim hepinize, oxomarket.com'dan satın alabilirsiniz. Bu nefis aletle cevizleri kıracağım. Çikolataları kırmadan harmanlayacağım karışımın içerisine. Sonra dondurma kaşığıyla tepsiye alacağım. Thank you.
Kurabiye hazır. Bir noktaya dikkat etmenizi rica edeceğim. Kurabiye yaparken aksi belirtilmediği takdirde kurabiyeyi sadece bir araya gelene kadar yoğurmanız yeterlidir. Bir kurabiyeyi çok yoğurursanız çünkü içindeki gluten ortaya çıkar. Bu da kurabiyeyi ekmeksi bir yapıya dönüştürür. Genelde kurabiyelerde tercih edilen bir şey değildir. O yüzdendir ki unu ekledikten sonra ben de sadece malzemeler bir araya gelene kadar yoğurdum, o kadar. Şimdi böyle güzel bir dondurma kaşığım var benim. Bu da oxomarket.com'dan. Siz tabii ki kaşıkla da yapabilirsiniz. Elinizle de fark etmez. Böyle bir kaşıkla alıp kurabiyeleri yağlı kağıtlı tepsinin üzerine bırakıyorum. Çok birbirine yakın koymayınız. Yayılacaklar. Bu şekilde bir dondurma kaşığıyla koymanın faydası da hepsinin aslında aşağı yukarı aynı büyüklükte, aynı gramajda olmasını sağlıyor olması, şeklinde hepsinin birbirine yakın olmasını sağlıyor olması. Başka elzem bir şey değil yani. Benim kurabiye kaşığım yok, nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Tüm kurabiyeleri tepsiye yaydıktan sonra buzdolabına koyacağım. 10-15 dakika kadar maksimum. Hepsinin şöyle bir kendine gelmesini sağlayacak o. Soğuyacak buzdolabında. Ardından 190 derece önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyeler hazır. Üzerleri birazcık kızarmışsa yeterlidir. Üzerlerinin düz olmasını isterseniz böyle şimdi benim yaptığım gibi bir yağlı kağıtla veya bir spatulayla elinizle bile, yanarsınız ama dikkat edin, bastırabilirsiniz. Sizi yanıltmasın bu görüntüleri. Azıcık üzerleri kızardıysa pişmiş demektir. Ve bu nefis kurabiyeleri şöyle üstünü bastırıp biraz yaydıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.